Rehber Mühendis kanalından herkese tekrardan selamlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu videomuzda da yine çoklu soru çözümü yapacağız. Yani yine farklı konularla alakalı ya da aynı konunun farklı alt başlıklarıyla alakalı soru çözümleri yapacağız arkadaşlar. Yine umarım bu sizin sınavlarınızda sizlere yardımcı olacak bir çalışma olur diyelim. Ve o zaman hiç vakit kaybetmeden hemen sorumuzu okuyarak ilk sorumuzla başlayalım arkadaşlar. Şimdi diyor ki, yandaki şekilde olduğu gibi 2 kilogramlık bir top 20 metre bölü saniyelik hızla duvara çarpıyor ve 15 metre bölü saniyelik hızla geri dönüyor. Duvarla top arasındaki etkileşim 0,3 saniye sürdüğüne göre topa uygulanan kuvvet kaç Newton'dur demiş. Bu soru, yani şu andan itibaren biz itme, momentum, çarpışmalar, belki işte roket atışları tarzında konular işleyeceğiz. Buradaki mantık aslında şudur arkadaşlar. Bakın, burada baştan bir tamamen bir özet şeklinde düşünerek yine gelelim. Bakın, birinci konudan vektörler ve büyüklüklerle ilgili konuyu geçtikten sonra ikinci konumuz hani bir boyuttaki hareket konusudur arkadaşlar. Daha sonra Newton konusu gelir. Daha sonra enerji konusu gelir arkadaşlar. Ve biz her başka bir konuda aslında başka bir etkileşimleri inceledik. Mesela dinamik konusunda biz kuvvetle ivme arasındaki bağlantıları kurmaya çalıştık. Süreden bahsetmemiştik arkadaşlar. Bir önceki konumuzda, yani iş ve enerji konusunda kuvvetten bahsettik. İş olması için kesinlikle yol alması gerekiyor dedik. İşte hız varsa enerji olur, yükseklik varsa potansiyel enerji olur falan tarzında bir sürü şey söyledik. Ama biz zaman olsun demedik arkadaşlar. Zamanla ilgilenmedik orada. Burada da arkadaşlar işte diyoruz ki, zaman yok mu? Yani biz fizikten tamamen zamanı ortadan kaldırabilir miyiz? Tabii ki öyle bir imkan yok. O yüzden ne yapacağız arkadaşlar? Bakın, itme konusunda da kuvvetle zaman arasındaki bağlantıyla hızlar etkisini bulmaya çalışıyoruz. Hızımızı değiştirme yönünü bulmaya çalışıyoruz arkadaşlar. O zaman hemen bakın şöyle, ben çok öyle aşırı derecede özet yapacağım. Hemen sorunun çözümüne geçeceğim ama formülü yazmak istiyorum arkadaşlar. Bakın, bizim dediğimiz şey şu aslında. Bir kuvvet ve bu kuvvet çarpı delta T dediğimiz arkadaşlar, bu aslında şuna eşit olur. M çarpı delta V'ye eşittir arkadaşlar. İstiyorsanız şurayı da delta P olarak yazabilirsiniz arkadaşlar. Yani momentum değişimidir. Burada zaten kütle sabit. Kütle değişmiyor arkadaşlar. Kütle değişmediği için biz burada direkt momentum hız değişimini, momentum değişimine etki ediyor diyebiliriz arkadaşlar. Ve bakın, şuradaki şu durumun özel adıysa itme olarak I ile gösterilir ve itme ya da impuls da diyebilirsiniz, itme. Burası arkadaşlar, şuradaki şu tarafsa nedir arkadaşlar? Momentumdur. Tabii bunun ben nereden geldiğine tekrar girmeyeceğim. Bu tamamen işte bu F net eşittir MA'ya A yerine işte V bölü delta değerlerini yazdığımız aslında bu denkleme geliyoruz arkadaşlar. O zaman biz diyeceğiz ki, bakın, F çarpı delta T, yani kuvvet çarpı zaman etkileşim süresi bizdeki momentum değişimini etkiliyormuş. Ve bakın arkadaşlar, momentum yine çok önemli bir konu arkadaşlar. O da şudur. Bakın, vektöreldir. Vektörel düşünmek zorundasın. Vektörel olduğunu unutma. Yani momentum konuda sadece bu soru için değil, bütün sorularda biz bu işi vektör olarak düşünmek zorundayız. Hocam, vektörel dedin, tamam, formülü anladım. Peki ne demek istiyorsun? Hemen yapalım. Bakın arkadaşlar, bu gelecek. Buraya çarpacak. Bakın, burada 0,3 saniyelik bir etkileşim olacak. Burada bir kuvvet olacak ve bunun yönünü değiştirip şu yönde hareketine sağlayacak ve bu tarafa 15 metre bölü saniyelik hızla gidiyormuş arkadaşlar. O zaman bakın, dedik ki vektörel. Vektörel demek ne demek arkadaşlar? Yön belirlemek zorundasın. Yönün önemli. Bakın, her zaman bu yönü pozitif al. Hani ekstra bir şey yapmana gerek yok. Bu tarafı da negatif al. Yani bildiğin yönleri seç. Ya da istiyorsun, hocam ben bu tarafı artı alacağım, bu tarafı eksi alacağım da diyebilirsin. Fark etmez. Ama artı aldığın her yönü artı olarak düşüneceksin. Eksi aldığın yönleri de eksi olarak düşünüp, eğer sonuçta eksi çıkıyorsa diyeceksin ki, bu eksi değil, yön olarak benim eksi seçtiğim yöne göre hareket varmış gibi bir şeyler düşünmen gerekiyor. O zaman hemen formülümüzü uyguluyoruz. Diyoruz ki, F çarpı delta T arkadaşlar eşittir M çarpı delta V'dir. Bana F'i soruyor. Delta T'yi söylemiş. Yani F eşit çarpı delta T dediğimiz şey 0,3 saniye demiş arkadaşlar. Eşittir. M dediğimiz, bakın, 2 kilogram demiş. 2 çarpı. Peki V. İşte buradaki önemli olan şey, burayı V yaz. Delta V demek V son eksi V ilk demek arkadaşlar. Delta V demek. Peki hocam, V son dediğimiz şey ne? Bakın, burada 15 saniye metre bölü saniyeli geri dönüyormuş. O zaman ve yönü de bu tarafa doğru. Peki ben bu yönü hangi yöne aldım? Bakın arkadaşlar, artı 15 yazmam gerekiyor buraya. Eksi. Bu şuradan gelen eksi. Şu eksi. Şimdi V ilki yazacağım. V ilk nedir? Bakın, 20 metre bölü saniye ama benim eksi diye aldığım, yani şu yönde 20 metre bölü saniye. O zaman ben buraya eksi 20 yazmak zorundayım. Eğer böyle yapmazsanız yanlış çıkar arkadaşlar sonucunuz. Buradan kapatıyoruz. Zaten başka hiçbir şey kalmadı. Burası direkt 15 eksi, bu artılanıyor. 35 oluyor. 70 oluyor arkadaşlar direkt. 70
f çarpı 0.3 diyelim. Buradan arkadaşlar direkt şöyle yapabiliriz. F eşittir. Burayı böl olarak geçirirsek hesaplamış olalım. 233 oluyor arkadaşlar. 233,3 nokta gidiyor arkadaşlar. İşte 3 Newton diyelim. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar burada ekstra bir şey vermek istiyorum ben hemen. Size itme soruları ya bu şekilde gelir arkadaşlar ya da şu şekilde grafik olarak gelir arkadaşlar. Bakın şu tarzda bir grafik. Burası yine F kuvvet olur. Burası zaman grafiği olur arkadaşlar. İşte şu şekilde bir şeyler verdi ya da ne bileyim bir şey bir tarz verdi. Önemli değil. Bize böyle bir grafik veriliyorsa arkadaşlar elimize yapabileceğimiz belli başlı bazı işlemler var demiştik. Bunlar işte buradaki T2 anı mesela burası 2 olsun, burası 1 olsun, burası 3 olsun. Adam sana der ki T2 anındaki kuvvet kaçmış? Gelirsin buraya okursun dersin ya 25'miş hocam. Ya da 3'tekine bakarsın 12'ymiş hocam falan gibi tarzında şeyler söyleyebilirsin. Ya da arkadaşlar biz buradayı bu grafiğin ya altında kalan alanı alabiliriz ya da buradan herhangi bir andaki eğimini alabiliriz demiştik. Buna göre işlemler yapabiliyoruz demiştik. Ve bakın bize ne lazım? İtmede arkadaşlar i dediğimiz şey itmeyi gösterir ve biz bunun kuvvet çarpı zaman olduğunu görmüştük. O zaman biz buradaki kuvvet çarpı zaman yapmak için yani şu alanı taramamız gerekiyor. Yani burada grafiğin altında kalan alanı bulmamız gerekiyor. Bunun bir diğer anlamı da integraldir arkadaşlar. İntegral alarak da siz bu şekilde bir grafik tarzında verildiyse yine o grafiğin, o kuvvetin yaptığı itmeyi bulabilirsiniz arkadaşlar. Bunu söylemiş olalım. Şimdi arkadaşlar bir de bakın şurada şunu söyleyelim. Bakın bu işlemimizin sonucu pozitif çıktı. Yani pozitif çıkmak demek ne demek hocam? Yani bu duvar aslında size şu yönde bu 233,3 Newton'luk kuvveti uyguladığı anlamına geliyor. Yani buradaki yön önemli. Eğer bu eksi çıksaydı sen bu tarafta sanki kuvvet uygulanmış gibi olacaktı ki zaten bu tarafta olması imkansız. Çünkü topu ne yapması lazım? Durdurması ve bu tarafa doğru itmesi lazım. Yani kuvvetin yönü otomatikman bu tarafa olması lazım. Bunu anlayabiliyoruz arkadaşlar. Tamam mıdır? Birinci sorumuz bu şekilde arkadaşlar. Sorumuzu çözdük. Şimdi hemen ikinci sorumuza geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar geldik ikinci sorumuza. Bakın bu da yine momentumla alakalı çarpışmalarla alakalı soru arkadaşlar ve çarpışma dediğim şey aslında iki tane çarpışma türümüz var. Bir esnek çarpışma tam esnek diyebilirsiniz. Bir de esnek olmayan çarpışma arkadaşlar. Bu iki tarzda bir çarpışma ile alakalı sorular olacak. Şimdi çarpışma dediğimiz şey arkadaşlar iki tane kütlenin birbiriyle çarpışması ve bu çarpışma sonunda birbirinden ayrılıp hareket etmesi veya birlikte hareket etmesi adına değişen bir durum var arkadaşlar. Bunlar da isimlerini işte esnek ve esnek olmayan olarak bu şekilde adlandırılıyor. Şimdi o zaman sorumuzu okuyorum. Diyor ki şekilde görüldüğü gibi M1 kütleli V1 eşittir 5 metre bölü saniyelik hızla ilerleyen cisim ile M2 kütleli V2 eşittir 8 metre bölü saniyelik hızla ilerleyen cisimler merkezcil çarpışma yaparak ayrılıyorlar arkadaşlar. M1 cismin işte 3 kilogram, M2 cismi ise 2 kilogram olduğuna göre son durumdaki hızları hesaplayın demiş arkadaşlar. Bakın burada merkezcil çarpışma önemli. Çünkü merkezcil çarpışma yine bu merkez yani tam aynı doğrultuda hareketine devam ediyorlar yine. Yani şöyle oluyor. Çarpışmanın sonunu çizersek arkadaşlar bakın burada çarpışma işte tam şöyle diyelim ki şurada bir yerde çarpıştılar. Buradan sonra arkadaşlar yine bakın şu şekilde M1 cisim kütleli cisim bu tarafa doğru yine şu şekilde arkadaşlar M2 kütleli cisim bu şekilde bu tarafa doğru hareketine devam ediyor diyelim ve buna V1 üssü buraya da V2 üssü ya da V1'in son hızı ya da V2'nin son hızı da diyebilirsiniz. Bakın bu hal. Yani merkezi demek bu. İkinci önemli nokta ise bakın çarpışır ayrılıyorlar diyor. Yani ayrılmak demek ne demek arkadaşlar? Esnek çarpışma var burada demek oluyor arkadaşlar. Esnek çarpışmada P momentum değişimi sıfırdır. Yani momentum korunur demek arkadaşlar. Birincisi bu. İkincisi arkadaşlar enerji korunur. Yani enerji derken de şöyle yapalım. Delta kinetik enerji eşittir sıfırdır diyelim. Yani kinetik enerji de korunur arkadaşlar. Ve bu esnek çarpışmalarda bir de hız bağlantısı diyelim. Bağıntı. Bu da arkadaşlar hız bağıntısı dediğimiz şey de aslında şudur. V1 artı V1'in son hali eşittir. V2 artı V2'nin son durumu arkadaşlar son hızıdır. Ve aslında bu 3 bağlantıyla çok rahat bir şekilde biz bu soruları çözebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi çarpışmada bir de şunu söyleyelim. Hocam siz hani düşünüyorsunuz burada nasıl yani çarpışma oluyor ve hiçbir şekilde enerji korunuyor diyorsunuz. Hani momentum korunuyor. Şimdi arkadaşlar bakın. Momentum dediğimiz şeyi de şuraya yazdığımızda bakın. P diyelim. Şöyle yazalım. P eşittir. M çarpı V ile arkadaşlar. Bakın. Şimdi V'yi değiştiren şey nedir arkadaşlar? İvme. İvme varsa
ve değişir. Peki hocam burada herhangi bir ivmeden bahsediyor muyuz? Biz yok. Sabit hızlarla gelenlerden bahsediyoruz. Zaten ivme olması için dışarıdan bir kuvvet olması lazım. Dışarıdan bir kuvvet varsa itmeye girer. Bir önceki durumlara girersiniz arkadaşlar. O durumlar yok. Zaten hani sürtünmeyi ihmal ediyoruz. Hava dirençlerini ihmal ediyoruz. Her şeyi ihmal ediyoruz diyoruz. Ve bakın ilk durumdakilerle hocam son durumdakiler nasıl oluyor diyorsunuz. Genel olarak düşün. Yani sisteme tepeden bakın. Yani sadece bu cisim veya sadece bu cisim değil. Bu cismin toplam ve bu cismin toplam tüm enerjisi yani momentumu son durumdakileri düşüneceğiz. Ve kütle değişiyor mu hocam? Kütlenin değişmesi demek herhangi bir deformasyon ya da herhangi başka bir şey oluyor mu diye düşünüyoruz. Yok bu da olmuyor. Yani hani parça kopmuyor ya da bir şey olmuyor. Bunları olmuyor kabul ediyoruz. Zaten esnek çarpışmanın mantığı bu. Ayrılması falan demek mantık bu. O yüzden bakın bunun ilk ve son durumu sistemsel olarak baktığımızda korunuyor. Şimdi geldim enerjiye. Enerji derken kinetik enerji dedik arkadaşlar. O zaman kinetik enerji 1 bölü 2 çarpı m çarpı v'nin karesi şeklinde yazdım. Şimdi arkadaşlar bakın. Yani her cismin bir iç enerjisi bir de dışarıdan bizim verdiğimiz işte o kinetik potansiyel enerji tarzındaki enerjiler var. Şimdi İç enerjiye biz dokunmuyoruz gibi kabul ediyoruz. Bu da yani hani bir atomlar var, bu atomların kendi arasındaki etkileşimleri falan var ve bu tamamen kendi başlı başına bir şey. Yani cisimimiz şu şekildeyken arkadaşlar bunun kendi içerisinde bir enerjisi var. Şimdi ben buna dışarıdan bir vuruş yapıyorum ve bu yaptığım vuruşun enerjisi arkadaşlar çarpışmadaki bu iç enerjiyi bozmuyor. Bozmadığı için benim dışarıdaki bu toplam enerjim korunuyor diyoruz arkadaşlar. Yani diğer türlü korunmuyor anlamına geliyor. Yani çünkü hani bir diğer ifadeyle de şu. Biz enerji konusunu iyice biliyoruz diye düşünüyorum arkadaşlar. Biz enerjiyi nasıl kaybediyorduk? Ya dışarıdan bir etki olacak, bir kuvvet etkileyecek, ya sürtünme ya da herhangi başka bir kuvvet. Yani biz bir iş yapacağız. Bu iş yaparken işte elimizde sahip olduğumuz enerjiyi bu işe harcıyoruz. Belli bir kısmını ya da hepsini. Ve böylelikle aslında bizim enerjimiz bitiyor. Ama bu durumda bakın sürtünme falan hiçbir şey olmadığı için, bunları kabul etmediğimiz, ihmal ettiğimiz için burada dışarıdan bir kuvvet için yani enerjimizi sömüren bir kuvvet yok dışarıdan. Tabi bunların hiçbiri olmadığı için biz burada enerjiyle korunuyor diyoruz. Ve bu iki enerji ve momentum konumundan şu şekilde bir hız bağlantısı çıkarıyoruz ortaya arkadaşlar. Ve bu şekilde işlemimizi yapıyoruz. O zaman hemen daha düz atmadan mantığını anladık diyelim. Buradan hemen başlıyoruz. Bakın ilk momentum yani P ilkler eşittir P sonları olacak. Aslında mantık bu. O zaman yazalım. M1 çarpı V1 artı birinci durumdaki M2 çarpı V2 eşittir arkadaşlar. İşte M1 çarpı V1 üssü artı M2 çarpı V2 üstü şeklinde olacak arkadaşlar. Bakın buradan bu geliyor. Hemen burada değerlerimizi yazabiliriz. Bakın M1 3'müş. 3 kilogram. 3 çarpı. V'miz 5 arkadaşlar. Buraya 5 yazıyorum. Ve bakın arkadaşlar en önemli noktalardan bir tanesi. Buraya yazalım yine vektörel arkadaşlar. Bunları yine vektörel düşüneceğiz. Şöyle ünlemimizi koyalım. Yani diyelim ki bu taraflar artı. Şöyle yapalım. Bu taraflar eksi yönler. Yani yine hızlarımızı falan buradaki denklemlere yerleştirirken buradaki bu artı eksi vektörel yönüne dikkat ederek yazacağız. Tamam. Artı diyelim arkadaşlar. M2'miz 1 kilogram çarpı. Bakın V'miz V2'miz. Nerede V2? 8 ama eksi 8 yazmak zorundayım. Çünkü bu şekilde olması gerekiyor. Şimdi eşittir diyorum arkadaşlar. Buradan direkt hesaplıyorum. Bakın M1 3 çarpı V1 son diyeyim hatta. Artı 1 çarpı V2 son diyorum arkadaşlar. Tamam mıdır? Bakın burayı bu kadar yazdık. Şimdi iki bilinmeyen var. Bir denklem var. Bir denklem daha elde etmem lazım. İstediğiniz yerden elde edebilirsiniz. İstiyorsanız buradaki enerji dönüşümünden elde edin. Yani kinetik enerjilerden devam edin. Ya da arkadaşlar bakın şu çok daha kolaydır. Çünkü eğer bakın sadece şöyle yazalım. Enerji konumu diyelim. Delta kinetik enerji sıfırdan yazarsak. Bakın ne olacak? 1 bölü 2 çarpı M1 çarpı V1'in karesi artı 1 bölü 2 çarpı V1 M2 çarpı V2'nin karesi eşittir olacak işte 1 bölü 2 çarpı M1 çarpı V1 sonun karesi falan tarzına gelecek. Ve bakın burada kareli ifadeler var. Şimdi kareli ifadeler varsa yani çözmek bir tık daha zorlaşıyor. Hocam çözemez misiniz? Tabii çözersiniz. Karesinin arasında bir şeyler yaparsın. Buradan sonuca gelirsin ama uğraştırır. O yüzden biz bunu değil de şunu kullansak bakın şuradaki hız bağlantısı kullansak daha iyi olacak. O zaman nedir? V1 artı V1 1 son hali eşittir. V2 artı V2 son hali diyoruz. Nedir V1'imiz hocam? V1'imiz bakın söylemiş 5 metre bölü saniye. V1 soru zaten bunu soruyor bize. Eşittir. V2 dediğimiz şey eksi 8 arkadaşlar. Bakın tekrar vektör olarak yönüne dikkat ediyoruz. Artı V2 son arkadaşlar. Bakın burada şu an
Bir bu denklemimiz var, bir de bu denklemimiz var elimizde. İki denklem, iki bilinmeyen çok rahat bir şekilde çözebiliriz. Hemen çözelim ve değerlerini bulalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın, 3 kere 5, 15, eksi 8 daha. Burası zaten 7. Şöyle yazayım, 7 eşittir 3 ve 1 son artı ve 2 son oluyor arkadaşlar. Bu işte P, delta P'den geliyor diyelim. Bir de arkadaşlar hemen şunu da yazalım. Bakın bunu bu tarafa karşı yatarsam 13 olur. Eşittir. Bunu da bu tarafa karşı yatarsam şöyle oluyor arkadaşlar. V2 son eksi V1 son oluyor. V1 son oluyor arkadaşlar. Bu da nereden geliyordu? Hızlardan diyelim arkadaşlar. Okey. Şimdi bakın buradan istiyorsanız şöyle yapalım bakın arkadaşlar. Şuranın tamamını eksiyle çarpalım. Eksiyle çarparsak bakın burası eksi 13 olur. Şöyle burası eksi olur. Şöyle parantez içinde yazalım. Bu da artı haline döner arkadaşlar, değil mi? Ve bu hale yapıp taraf tarafa toplarsam ben toplayıp şöyle şuraya yazayım arkadaşlar. Bakın 7 eksi 13 daha kaç oluyor arkadaşlar? Eksi 6 oluyor, değil mi? Eksi 6 eşittir. Buradan bakın arkadaşlar. Neden böyle yaptım? V2'ler gitsin diye. Bakın burasıyla burası birbirini götürmüş oluyor. Ve en sonunda buradan 2 ve 1 son oluyor arkadaşlar. Buradan da ben V1 sonu eşittir eksi 3 buluyorum arkadaşlar. Bakın eksi 3 buldum. Ne demek hocam eksi 3 bulmak? Eksi 3 bulmak demek bakın zaten bizim şuradaki işaret neyi ifade ediyor? Bizim cismimizin vektör olarak bizim eksi aldığımız yani eksi yönde hareket ediyor diyeceğiz. Buradaki sadece yönü belirtiyor. Yani bakın zaten biz V1 üssünü bu tarafa doğru gidiyor demiştik. Zaten eksi alacağımız yöne gidiyor dedim. Demek ki doğru yapıyoruz. Ve birimi de işte 3 metre bölü saniyemiz. Sadece böyle yazabilirsiniz. Yönü de bu tarafa doğru. Yani şöyle diyebiliriz. Şu yönde 3 metre bölü saniye. Şimdi aynı şeyi yani istiyorsanız birinci denklem istiyorsanız ikinci denklemi bir yerine koyarsak V1 arkadaşlar direkt V2'yi bulmuş oluruz. O zaman ben şuradan şunu yapalım. Hemen ikinci de koyacağım arkadaşlar. 13 eşittir. V2 son eksi eksi 3 diyeceğim. Tamam mıdır? Buradan burası artı 10'u karşıya atarsam buradan da V2 sonu direkt 10 metre bölü saniye buluyorum arkadaşlar. Değil mi? İşlem hatası yapmadım. 3. Demek ki V2 son dediğimizde bakın arkadaşlar bu yöndeyim. Zaten bakın burası artı çıktı. Yani ne demek oluyor arkadaşlar? Bu yönde 10 metre bölü saniyelik hareket ediyor dedi. Zaten arkadaşlar bakın biz hareketi çizerken bunu bu tarafta çizdik. Yani 10 metre bölü saniyemiş diyeceğiz arkadaşlar. Bakın tamam mıdır? Bu da bu şekilde arkadaşlar. Bakın esnek çarpışmadaki mantık da budur arkadaşlar diyelim. Şimdi o zaman bir sonraki sorumuza geçelim. Şimdi arkadaşlar geldik bir sonraki sorumuza. Bu da arkadaşlar yine esnek olmayan çarpışmayla alakalı bir soru arkadaşlar. Buraya esnek olmayan yazalım. Şimdi arkadaşlar esnek olmayan noktadaki durum yapılabilecek tek bir şey var. O da şudur arkadaşlar. Delta P eşittir 0 yani momentum korunur. Peki hocam okuyalım sorumuzu ve diyelim. Diyor ki M1 ve M2 kütleli cisimler V1 ve V2 hızları birbiriyle merkezci çarpışma yapıyorlar. Yine merkezcilmiş tamam. Ve birleşerek hareket ederek hareketlerine devam ediyorlar. Buna göre çarpışmadan sonraki hızlarını bulunuz demiş arkadaşlar. Şimdi o zaman bizim buradaki şeyimiz neymiş arkadaşlar? Bakın bu kütleler gelecek ve bakın buradan şöyle birlikte çarpışacaklar. İşte şöyle bir şeyler olacak. Bunlar bir şekilde birleşecek arkadaşlar. Ve işte herhangi bir tarafa yani sağa veya sola bunu hesaplama sonunda göreceğiz arkadaşlar. Bu şekilde hareket edecekler. Ve yine biz vektör olduğu için bu tarafa artı alalım arkadaşlar. Bakın bunu unutmayın bu tarafa eksi alalım. Şimdi buradaki mantık şudur. Yine hocam biz esnek çarp olmayan çarpmayacak ve momentum korunacak. Peki hocam momentum nasıl korunuyor burada diye düşünebilirsiniz arkadaşlar. Ve mantıklı bir soru. Neden momentum korunuyor? Şundan dolayı bakın arkadaşlar yine. Yine burada düşündüğümüzde P dediğimiz şey arkadaşlar yine bakın M çarpı V'dir. Hocam İlk sistemsel olarak düşünüp son sistem olarak düşünmeniz gerekiyor. Buradaki kütlemiz değişmiyor. Yani toplam kütle değişmiyor. Şimdi M1 ve M2 ise yine toplam burası M1, M2 sadece birleşti ve deminden söylemiş olduğumuz durumda kütle sabit kaldı. Yani kütle yine sabit son durumda ve toplam sistem olarak düşündüğümde sistemsel korunur diyelim. Peki hocam enerji delta kinetik enerji korunur mu? Sıfır mıdır? Değildir arkadaşlar. Bakın bunu alamıyoruz. Neden? Çünkü arkadaşlar bakın deminden de söyledik. Burada işte bu şekilde bir top varken bunun için işte bir iç enerjisi var. Dışarıdan bir çarpışma olunca bu burada bir ezilmeye, bir parçalanmaya, bir deformasyona sebep olduk biz vurduğumuzda bu esnek birbirine yapıştığı için. Ve işte buradaki bu yani deformasyona
sebep olan enerji bizim aslında dışarıdaki bu kinetik, kendi ilk baştaki kinetik enerjinin belli bir kısmını buraya verdi. Ve bundan dolayı da aslında bizim enerjimizin belli bir kısmı gitti. Yani bilmiyorum ne kadarını gitti ama belli bir kısmı gittiği için biz enerji kurumundan bahsedemiyoruz. Peki hocam, sadece bu formül bizim için yeter mi? Yani sadece momentum konumundan biz bu soruyu çözebiliyor muyuz? Çok rahat bir şekilde çözebiliyoruz arkadaşlar. O zaman şöyle yapalım. Bakın, diyeceğiz ki P ilk eşittir P son şeklinde bir ifade vermemiz gerekiyor arkadaşlar. M1 çarpı V1 artı M2 çarpı V2 olacak. Bu da eşittir arkadaşlar. Ne olacak? Bakın burada kütleler birleştiği için burası M1, bu da M2. Yani toplam olarak M1 artı M2 kadar kütlem var. Artık bunun bir tane bir cisim gibi düşünün bunu arkadaşlar. Ve çarpı toplam bir V son var sadece. Şimdi kütlelerin kaybolmadığını düşündüğümüz için, yani kütle korunduğu için arkadaşlar, bakın burayı biliyoruz, bunu biliyoruz. Buradaki de biliyoruz. Buradaki toplam kütleyi de biliyoruz. Burada bilmediğimiz tek şey buradaki V son hızı arkadaşlar. O zaman biz buradan direkt V son hızını çekebiliriz. Hemen hesaplayalım arkadaşlar o zaman. M1 bakın burada vermiş 3 kilogram çarpı V1 13 artı M2 4 kilogram çarpı V2'miz 3 ama ne yazıyorum arkadaşlar? Eksi 3 yazıyorum. Çünkü bakın M1 sağ tarafa benim artı aldığım tarafa gidiyor. M2 dediğim şey benim eksi aldığım yönde hareket ediyor arkadaşlar. O yüzden bakın bu yine vektörel olduğunu düşüneceğiz. Yani vektörel şuraya şöyle yazalım. Vektörel yazmayı unutmayalım. Vektörel. Hızları falan vektörel düşün arkadaşlar. Yön önemli o manada. Tamam. İşte 3 artı 4 çarpı V son arkadaşlar. Zaten ben buradan sadece V sonu bilmiyorum. O zaman direkt V son eşittir. Buradaki işlemleri yaptığımda direkt bulabilirim arkadaşlar. O zaman hemen hesaplayıp söyleyelim. 3,85 metre bölü saniyelik bir hıza ulaşıyormuş arkadaşlar. Yani V sonumuz bu ikisi birlikte 3,85 metre bölü saniyelik bir hız var. Ve bakın arkadaşlar dikkat edin nedir? Artıdır. Yani o zaman bu kütleler şu yönde 3,85 metre bölü saniye hız gider. Eğer bu eksi 2 çıksaydı diyelim ki, o zaman diyecekti ki bu yönde gidiyormuş diyecektik. Bakın buradaki sonuçta çıkan bu artı veya eksilik durum yine bizim burada aldığımız artı ve eksi yönlere göre bize bir fikir veriyor arkadaşlar. Ona göre hesap yapmamızı sağlıyor diyelim. O zaman cevabımız budur arkadaşlar. Bu sorumuzu da bu şekilde bitirmiş olduk. Sizlerle beraber şimdi roket atışları ile ilgili birkaç tane soru yapalım ve bu şekilde videomuzu bitirelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi geldik bir sonraki sorumuza ve bakın bu soruda yine momentumla alakalı olan korunumlarla ve itmelerle alakalı olan bir soru arkadaşlar ve uzayda roket hareketleri diye söyleyebiliriz. Şimdi diyor ki boş bir uzayda hareket eten bir roketin yere göre hızı 5 çarpı 10 üzeri 3 metre bölü saniyedir. Roket motorları tarafından roket hareketine zıt yönde rokete göre 8 çarpı işte 10 üzeri 3 metre bölü saniyelik hızla yakıt atılıyor arkadaşlar. Buna göre kütlenin ateşlenmeden önceki olacak bu arkadaşlar. Önceki kütlesinin yarısına düşünce roketin hızı yere göre ne olur demiş arkadaşlar. Şimdi bakın burada okuduk soruyu tamam ama şimdi buradaki aslında mantıklı şudur arkadaşlar. Hani bunun bir formülü var zaten bir tane. O da şudur. V son eşittir. V ilk artı işte VE dediğimiz V egzozdan çıkan gaz hızları çarpı elen işte kütle değişimi diyebiliriz arkadaşlar. Mantık budur aslında. Ama şimdi arkadaşlar bakın. Buradaki mantık şu şekilde. Neden böyle oluyor? Şimdi eğer biz dünyada olsak veya yerde ya da atmosferde hareket ediyor olsak arkadaşlar neyimiz var? Bizim destek alabildiğimiz bir itici kuvvet elde edebiliyoruz. Nereden elde ediyoruz? Mesela yerde araba tekerlekler dönerken yerle tekerlekler arasında bir sürtünme oluyor arkadaşlar. Buradan bir itici kuvvet alarak biz aslında hız elde edebiliyoruz. Hızlanabiliyoruz veya yavaşlayabiliyoruz arkadaşlar. Ancak şimdi uzaya geldiğimizde uzayda hiçbir boşluktasın. Yani bir destek alacağım bir madde yok, bir şey yok, bir itici kuvvet olacak bir şey yok arkadaşlar. Bunun için de ne yapmanız gerekiyor? Sizin başka bir sistem bulmanız gerekiyor. O da budur. Yani şu şekilde burada işte roket şu şekilde diyelim. Şöyle işte şurada işte buradan bir gaz çıkıyor. Gaz parçaları çıkıyor. İşte bir buradan çıkışın bir hızı var arkadaşlar. VE diyelim. Tabii kütlesi de olacak belli bir miktarda. Ve bu işte buradaki bu toplam çarpım olan bu momentum tam şu an için bunu yukarı yönde roketin hızlanmasını sağlayacak arkadaşlar. Aslında böyle bir mantık var. Ve zaten eğer az çok fikriniz varsa hani kocaman bir tane şeydir. Yani şu şekilde bir şeydir roket arkadaşlar. Şöyle diyelim ki böyledir.
Ve bakın bunlar şu şekilde parça 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 şeklindedir arkadaşlar. Hepsinin içinde aslında işte bu şekilde bir gaz vardır arkadaşlar. Yakıt dediğimiz gaz. Bu yükseklere çıktıkça işte buna çizik gaz bitişe bu açılır, çıkar, patlar, gider o. Diğer taraf burası bitince burası da çıkar. Burası bitince burası da çıkar. Aslında işte bunun mantığı sadece elde edebileceğimiz bir itici güç lazım. Yani bir kuvvet lazım. Bir itici kuvvete ihtiyacımız var. Bu kuvvet sayesinde aslında biz bu roketleri veya bu uzaya fırlatılan roketin hızlanmasını, ivmelenmesini sağlıyoruz. Çünkü atmosferden çıktığı anda bir kuvvet yok arkadaşlar. Yani daha doğrusu itici bir kuvvet destek alabileceği bir nokta yok. Dediğimiz gibi bir yerde hareket etmiyor. Yerde hareket etse dediğimiz gibi işte şu şekilde diyelim ki bir teker var. Bu teker bu şekilde dönmeye başladığında burada işte bir sürtünmeler falan oluyor. Bu tekeri ileri doğru bir şuradan bir kuvvet destek verebiliyor. Çünkü buradaki durumda yerdeki işte sürtünmeler var, başka kuvvetler var. Ya da ne bileyim bir raylı sistemle ya da uçak bile arkadaşlar atmosferde uçarken sonuçta yani belli başlı bazı gaz partikülleri falan var. Bir şekilde hareket edebiliyor ama dediğimiz gibi uzayda boşlukta diye düşünüyoruz arkadaşlar. Hiçbir şey yok. Bu durumda biz hareketimizi başka bir sistemle sağlamamız gerekiyor diyebiliriz. O da işte burada bir gaz fışkırıyor ya da gaz böyle yüksek basınçta çıkıyor gibi düşünün arkadaşlar. Oradan o fırlayan gazın kendi hızı ve kütlesinin işte değişimine bağlı olarak orada bir itici kuvvet oluşturuluyor arkadaşlar. Bu şekilde bu işte roketin yukarı çıkmasını sağlıyor. Zaten bu upuzun roketin aslında sadece şuradaki şu küçücük işte baş kısmındaki nokta aslında asıl görevi yapan şeydir. Diğerleri içinde buranın tamamen gerisinin içinde işte bu gaz vardır arkadaşlar ya da o yakıt vardır. Bu yakıt sayesinde işte hareket edilmesi sağlanır. Dediğimiz gibi hani belki biliyorsunuzdur yukarılara çıktıkça biten işte tank diyelim o gaz dolu madde, yakıt dolu, egzoz gazı dolu parça mesela kırılır, patlar, düşer o. Hani kütle azalır gittikçe bu şekilde oluyor. İşte P ilk derken işte M çarpı V ilk oluyor ama burada işte şöyle oluyor arkadaşlar. Bir büyük M oluyor. Bu büyük M dediğimiz bu işte ne bileyim uydunun kütlesi ya da başka bir şeyin kütlesi. Artı bir de burada bu yakıtın kütlesi var arkadaşlar her defasında. Bir de işte çarpı V diyelim. Ama zaman geçtikçe aslında arkadaşlar buradaki M çarpı delta işte artı delta ve M şeklinde düşünmek gerekiyor. Çünkü dediğimiz gibi buradaki yakıt azalıyor her geçen saniye. Yanıyor işte dışarı püskürtülüyor bir şey oluyor. Bu yüzden bakın buradaki bu çarpım V'ler ona göre işte buradan da bu artıyor gibi düşünebilirsiniz. Mantık aslında bu tarz bir şeydir. O yüzden hani bunun için yine ben nereden geldiğini falan çok böyle aşırı girmeyeceğim türev integrali ve en son bu dediğimiz mantıksal olarak şöyle bir şey bulunuyor arkadaşlar. Roketin son hızı eşittir. Roketin ilk hızı artı egzozdan çıkan bu yakıtın gazın hızı diyelim. İşte roketten atılan egzoz diyoruz arkadaşlar. Bunu egzoz gazı tarzında düşünebilirsiniz. Çarpı işte buradan elen işte kütlelerin M ilk bölü M son şeklinde geliyor arkadaşlar. Tamam mıdır? Ya da şu şekilde düşünebilirsiniz. En basitinden ne bileyim bu araba yıkamacılarda falan bu işte su püskürten şeyin ucu böyle çok küçük bir şeydir. Çok basınçlı bir şekilde çıkar istiyorsunuz arkadaşlar. Mesela o hortumu siz yere bırakıp suyu açsanız hortum kendinden şu şekilde bir hareket yani sürekli bir salıntım hareketi gibi bir şey yapar arkadaşlar işte. Yani aslında oradaki mantık da buradan çok yüksek derecede bir hani suyun çıkması oradaki o bir hızının olması işte bu tarafa doğru hız olunca otomatikmen aslında şuradaki bu bizim kütlemiz olan bu hortumu da diye düşünebilirsiniz. Onu da bu tarafa doğru bir hıza itiyor arkadaşlar. Yani burada şu şekilde bir denge gibi bir şey oluşuyor. Buradan çıkan o basınçlı suyun hızı aslında denge olarak buradaki bu hortumu bu tarafa doğru hareket ettiriyor gibi düşünebilirsiniz. Aslında mantıklı aynı şekilde odur. Buradan çıkan gaz bunu yukarı doğru ittirmeye çalışır diye düşünelim arkadaşlar. O zaman artık hani burası dediğimiz gibi mantık budur. Formül dediğimiz gibi tek bir şey var. Şu formül var elimizde. Bu formülü uygulayacağız. Yerine yazalım verilerimizi ve cevabımızı bulalım. Hani bakın o zaman demiş ki roketin yere göre yani ilk hızını vermiş şey 5 çarpı 10^3 metre bölü saniye. Roketten çıkan bakın hızla yakıt atılmaktadır diyor. Yani yakıtın şuradaki şu egzoz gazı da diyebiliriz. Bu gazın yakıttan atış hızı da verilmiş. Buradaki kütlenin son kütlenin yarısına düşünceye kadarki durumu soruyor bize. O zaman şöyle diyebiliriz bakın arkadaşlar. Verilerimizi tekrar şuraya alalım. V ilki 5 çarpı 10 üzeri 3 alabiliriz. V egzozu 8 çarpı 10 üzeri 3 alabiliriz. İşte M ilki işte M alırsak arkadaşlar M sonda ne olacak? O zaman 0,5 m olur. Çünkü neden? Bakın diyor ki kütlesi yarısına düşünce. Yani kütlenin ateşlemeden önceki kütlesinin yarısına düşünce buradaki kütlemiz ne olur diyor. Çünkü bakın bu ne oluyor? Şöyle düşünün. Tamamı işte büyük M ise
Buradaki her bir yakıt içerisindeki gaz bitince bu kütle düşecek. Her geçen saniye düşecek, azalacak, azalacak. İşte o yüzden kütle her geçen saniye azalıyor gibi düşün. Ve tam 0,5 olduğundakini soruyor diye düşünebiliriz. Verilerimizi yerine yazalım arkadaşlar. V son eşittir 5 çarpı 10 üzeri 3 artı 8 çarpı 10 üzeri 3 çarpı ln, şöyle yapalım. İşte m bölü 0,5 m şeklinde yazalım arkadaşlar. Buradan da cevabımızı hemen hesaplayıp söyleyelim. 10,55 çarpı 10 üzeri 3 metre bölü saniye oluyor arkadaşlar. Buradaki v son hızımız bu hesabın sonunda. Tamam mıdır? Bu şekilde düşünebiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi bakın son bir tane soru çözeceğiz. Bu da yine atışlarla alakalı, yani roket atışlarıyla alakalı bir durum. Şu şekilde bir durum var. Şekildeki toptan mermi 400 metre bölü saniye hızla hareket etmektedir. Buna göre topta oluşan geri tepme hızı kaç metre bölü saniyedir diye söylüyor arkadaşlar. Bakın buradaki işte roketten farkı, buradan bir destek alıp bir itiş olabiliyor arkadaşlar gibi düşünebilirsiniz. Şimdi yine mantık olarak şu şekilde olacak. Burada şuradan şu şekilde bir çıkış oluyor. Yani o zaman buradaki şu işte P, işte mermi diyelim. Merminin momentumu buradan tam şu noktadan diyelim, patlama oluyor diyelim. Buradan geri doğru olan P, topun momentumu birbirine eşit olması lazım. Çünkü zıt yönde ve birbirine eşit büyüklükte olması gerekiyor arkadaşlar. Burada bir momentum korunumundan bahsediyoruz. Zaten burada aslında hani şu var. Nasıl oluyor hocam diyorsanız, burada bakın şu şekilde bir hazne var. Burada bir tetik mekanizması var. Burada bir patlama oluşuyor arkadaşlar. Bu patlamaya bağlı olarak burada bu tarafa ve bu tarafa kuvvetler oluşuyor. Ve bu kuvvet sayesinde aslında buradaki mermimiz bir ivme kazanarak bir hız elde ediyor ve o şekilde hareketine devam ediyor. Aslında buradaki bu mermi fırlama olaylarının nasıl olduğunu biz bir tane sorumuzda söylemiştik arkadaşlar. İstiyorsanız onu şu yukarı tarafa koyarım. Oradan izleyebilirsiniz nasıl oluyor diye. Hani asıl mantığı bu, ama tabii biz burada bu patlamadan yapılan işten falan değil, buradaki enerjiden değil, buradaki momentumsal olarak geri tepmeden ve hızlardan bahsediyoruz burada. O manada bu. O zaman diyeceğim ki bakın, P ilk diyelim o zaman eşittir P son diyebiliriz. Peki hocam, bu durumdayken ne oluyor? Bakın P2 aslında şu manadadır. P2 dediğimiz şey sıfırdır arkadaşlar burada. Çünkü ilk başta bu roket ateşlenmeden önce bir hareket, bir hız yok. O yüzden sıfır. Ama P son dediğimiz şey şu yönde. Yine burada vektörel bir durumdan bahsettiğimiz için yine bakın şu şekilde artı bu tarafı, bu tarafı eksi gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Tabii bizim hareket doğrultumuz şu yönde olduğu için şu yönü artı gibi düşünün. Şu yönü de eksi gibi düşünün arkadaşlar. Tamam mıdır? O zaman diyeceğim ki bakın, işte momentum, işte M mermi çarpı V mermi artı işte M top çarpı V top olacak arkadaşlar burada. Ve aslında şuradaki şu açıyı da söylemiyorduk. Buradaki açımız da işte şöyle yapalım. Teta. Teta eşittir 53 derece olacaktı. Bunu yazmayı unutmuşum arkadaşlar. Bakın mantık aslında bu şekilde olacak. Peki şimdi değerlerimizi yazalım. Bakın işte M mermi dediğimiz şey 30 kilogrammış arkadaşlar. Çarpı V mermi 400 metre bölü saniye arkadaşlar. Bunlar artı yönde alıyoruz. Artı diyorum, M top 520 kilogram çarpı V top, işte aslında bunu soruyor bana. Bunu ben eksi olarak almam lazım. Çünkü bakın ben hareket yönüm bu yön belirlediğim için şunu bu tarafa çektim arkadaşlar. Yani bu taraf artı, bu taraf eksi oldu. O zaman eksi V top demem lazım. Buradan arkadaşlar zaten bilinmeyen tek şey bu. Bunu karşıya atarız arkadaşlar. Yani bu tarafa geçer şu şekilde. Yani şu olur arkadaşlar. 520 çarpı V top eşittir 30 çarpı 400 haline gelir. Tamam mıdır? Buradan direkt V top hesaplayalım. V top eşittir arkadaşlar 23,1 metre bölü saniyelik bir geri tepme hızı olacak arkadaşlar, oluşacak. Ama şimdi buraya şuna gelelim arkadaşlar. Bakın burada durum şundan ibaret. Bu top bu şekilde, ama bakın biz yönümüzü şu yönde, hareket doğrultumuzu bu doğrultu aldık. Şimdi o zaman biz şuraya buradaki bir topun tam şu ana gövdesi şu şekilde olduğunu düşünelim. Sadece ana gövdesini çizelim arkadaşlar şu şekilde. Bakın tam buradan şu yönde diyelim ki ne olacak? 23,1 metre bölü saniyelik bir hız oluşacak burada. Bunu hesapladık ve gördük. Şimdi aslında buradan arkadaşlar bizim yapmamız gereken şey şu. Şu şekildeki hızı sormuyor. Aslında bakın burada bir, bu şekilde bir hızın bileşeni olacak, ama buradaki bu yerden kaynaklı olarak bu hız şu yöndeki normal kuvvetler tarafından dengelenecek. Biz aslında buradaki geri tepme hızı derken biz aslında şuradaki hızı hesaplamamız gerekiyor. Çünkü bu tarafa doğru bir
destekleyici bir şey yok arkadaşlar. O yüzden bu tarafa doğru bir hız olur. Buraya da V tepme diyelim. Biz aslında sorulan soru budur arkadaşlar. Şimdi 23,1 metre bir saniye bulduk ama bu değer tepme hızı değil arkadaşlar. Bu değer toplam buradaki momentum konumundan elde edilen değer. Ama asıl tepme hızı dediğimiz gibi buradan şu tarafa doğru olan kuvvettir. Çünkü bunun şu bileşeni yer tarafından dengelenir. Yani yere aşağı gidecek değil arkadaşlar. O yüzden biz buradaki şu tepme hızı olarak şunu bulmamız gerekiyor. Bunun için de burada arkadaşlar kısa bir vektörel hesaplama yapmak gerekiyor arkadaşlar. O zaman hemen şu şekilde diyebiliriz. Bakın 53 ise burası da 53'tür. O zaman burası da 53 derecedir arkadaşlar. Yani şuradaki şu siyah olarak işaretlediğim nokta da 53'tür. Hangisi soruluyordu arkadaşlar? Bakın bize bu soruluyor. Açımızın hemen komşu kenarını bulabilirsek biz olayı çözdük demektir. Direkt komşu dediğimiz kenar kosinüste bulunur. Karşı dediğimiz şey ise sinüs ile bulunur. Yani o zaman arkadaşlar bakın şuradaki bu şu değer 23,1 çarpı sinüs 53 olarak bulunur. 53. Buradaki şöyle yapalım arkadaşlar. V tepme dediğimiz hızsa 23,1 çarpı kosinüs 53 ile bulunur arkadaşlar. Hatta buradan da direkt hesaplayalım ve cevabımızı söyleyelim. 13,89 metre bölü saniyelik bir geri tepme kuvveti oluşuyormuş arkadaşlar. Bakın işte şuradaki şu duruma dikkat edelim arkadaşlar. Tamam mıdır? Yani tepme kuvvet derken bizden aslında şuradaki şu hareket edebileceği alanı soruyor arkadaşlar. Çünkü yere doğru bir hareket olmayacak. Tamam mıdır arkadaşlar? Bakın bu da fırlatma sorularıyla alakalı olabilir. Bu da ikinci bir tarzda sorumuz olabilir arkadaşlar karşınıza gelebilen. Tamam mıdır? Evet arkadaşlar soru çözüm videomuz burada bitiyor. Umarım faydalı bir video olmuştur. Anlattıklarım rahat bir şekilde anlaşılmıştır arkadaşlar. İzlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.